28 Haziran 4 Temmuz değerli terazi burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Takip etmek isterseniz de takip edebilirsiniz. Bu hafta cinleriniz tepede, tırnaklarınız, saçlarınız böyle diken diken olacak. Hatta yöneticilerinize, patronunuza, çalışan insanlara saldıracak kadar gergin ve huzursuz olacaksınız. En ufacık şeyde gözleriniz nevri dönecek. O yüzden işte sakin kalmanızı, bu hafta sessiz olun, tatil hayalinizi kurun. Bu haftayı idare edin. Çünkü şu var, çünkü en ufacık şey sizi yormaya, buradaki yaşanan bazı insanların tavır ve edaları ve burada haksızlıkları gördükçe dengeniz bozulmaya başladı. Alternatif bir iş bulamadığınız için, doğru bir teklife gidemediğiniz için de burayı da idare etmeye çalışıyorsunuz ama böyle hani biri elime verse hepsinin gırtlağına yapışacağım dediğiniz bir hafta. Lütfen sakin sakin kendi içinizde olduğunuz alanı kontrol ederek yaşarsanız hiçbir zarar görmezsiniz ama fevri davranışta size mobbing uygulanabilir, işinize zarar görebilirsiniz ve haksız yere haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Dikkat diyorum. Anladınız değil mi terazi burçları benim? İş bekleyenler için güzel kapılar, güzel fırsatlar var. Ama tatil yapıp enerjinizi değiştirdikten sonra bu kapıyı değerlendirirseniz daha sağlıklı olur. Uzun süredir ödemediğiniz kredi borcu, ev taksitiniz ya da parasal evrede bazı sıkıntılarınız varsa Temmuz sonuna kadar bunları derleyip toparlayıp halledeceksiniz. Ama satmaya çalıştığınız bir yer var. Bu yer satılırsa hemen. Büyük bir ihtimal güzel bir anlaşma olacak bu yerle ilgili noktada da. Haklarınızla ilgili noktada da rahata kavuşacaksınız. Mahkeme, savcı, devlet alanının tüm noktasında çalışan terazi burçlarına şunu demek istiyorum. Büyük değişimlere hazır olun. Hatta konum değişikliklerine de hazır olun. En üstteyseniz aşağı düşebilirsiniz. En aşağıdaysanız bir kademe yukarı çıkabilirsiniz. Orada büyük bir karışıklık olacak. Bu şans size iyi gülebilir, iyi değerlendirin istiyorum. Büyük kurumsal ya da banka ya da sanat ya da medya ya da emlak sektöründe çalışan bazı terazi burçları için de değişim paralar, hızlı gelecek noktalar ve sizi aydınlığa kavuşacak olumlu haberler var. Bunları doğru süreçte dengelediğinizde de güvensiz olduğunuz iş kapılarında büyük bir rahatlığa kavuşacaksınız. Hatta uzun süredir girmek istediğiniz iş kapısından da olumlu bir diyalog alacak. Hatta görüşmelere çağıracaksınız. Olumlu geçeceksiniz. Şıkır şıkır giyin. Zaten siz şıkır şıkır insansınız. Estetiğiniz, duruşunuz. Sadece kafanız dağınık olduğu zaman heyecan yapıp kekeleme yapıyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Değerli terazi burçları. Ortaklı iş yapanlarda maddi olarak yavaş yavaş toparlanma. Kendi işini kurmak ve büyütmek isteyen terazi burçlarında evet yapının çok güzel marka ve büyüme noktası olacak. Son zamanlarda astrolojiye, biyoenerjiye, kozmik enerjiye merak olan terazi burçlarında da bu tarz eğilimleriniz fazla yapın. Kendi markanızı, kendi çizginizi yaratıp hedeflediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz. Bir sıkıntı görmüyorum. Ama farklı bir ile ya da farklı bir ülkeye yerleşmek isteyen insanlar için arayışlar başladı. Yaşamak istediğiniz yeri belirleme, daha huzurlu, özellikle ben bu büyük şehirden sıkıldım gitmek istiyorum diyen terazi burçlarına çok güzel teklifler, yani güzel bir ev bulup gideceğiniz ve iş kapınızı da hayıra edeceğiniz gösteriyor. Bu ara böyle saç bakım, makyaj, tırnak, yani ne varsa elinizde gelmişken yaptırayım diyorsunuz ama yani ben bu ara estetiğe değerli terazi burçları karşıyım. Risk olabilir, cildiniz sıkıntı yaratabilir. Hani yapacaksanız botoksunuzu falan yaptırın ama lekelenmelerle ilgili yaparsanız daha çok lekelenme, sivilce, akne artışı olacak. Cildinize zarar vermiş olabilirsiniz. Dikkat diyorum. Benim arkadaşım çayı kaşıkla kurabiyesiz duramaz değerli terazi burçları. Şimdi açtı kurabiyesini. Şimdi orada fırk fırk yiyecek. Kuşları hiç susmuyor zaten. İdare ediyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yani yemek bekliyorum. Oğlana yemek götürme. Çaresizlikten bu evde yapıyorum anlayacağınız. Değerli terazi burçları, özellikle boşanmayla ilgili artık sonuç almak istiyorum ve bu adamdan ya da bu kadından kurtulmak istiyorum diyorsanız haklarınızı çatır çatır alıp kurtulacaksınız. Evlilikle ilgili yaşadığınız evli olanlarda bazı ailevi sorunlardan dolayı kırgınlıklarınız devam ediyor. Eşiniz haklıyken haksız duruma düşündünüz. Gidin özür dileyin ve kalbini incitmeyin diyorum.
Sevgilisi olanlara bu ara evet ilişkiler olacak ama kafanız 3-4 kişi arasında tercih yapma evresinde olacaksınız. Doğru kalbi bulacaksınız, endişe etmeyin. Ama benim kalbimde biri var, tek o gelsin diyorsanız o evlilik tek, o başka biriyle evlilik yoluna gidecek. Hazırlıklı olun, bunun haberini alacaksınız. Canınız yanabilir. Yarım bıraktığınız eğitim ya da tamamlamak istediğiniz eğitimlerinizle alakalı da doğru karar verdiniz. İhmal etmeyin diyor. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktalarımız, şöyle söyleyeceğim, kemik erimesi, varislerimiz, ayak ağrılarımız, siyatiklerimiz hassas olabilir. Ve estetiğe karşıyım, bu hafta botoks dışında cildinizde sıkıntı yaratacak diyorum. Bir de uzun süredir ailenize ait bir yerin çözümlü kağıdı ya da devletten ya da belediyeden almak istediğiniz bir evrak var tapuyla alakalı noktada. Bunu da çözmüş olacaksınız. Ufak da bir tatiliniz var. Bu da size iyi gelecek. Öpüyorum değerli terazi burçlarım.